Arkadaşlar merhabalar bu videomda 11. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çember ve dairenin 12. videosundayız. Dairede alanında 2. videosundayız. Nerede kalmıştık? Kitabımızda şöyle bir bakıyoruz hemen. Sayfa numarası 188'de kalmıştık. Bakıyorum şöyle. Oo! Bir dairede alanın farklı formülünü göstereceğiz. Sonra daire parçası da alanından bahsedeceğiz ve alan taşımadan bahsedeceğiz. Önemli ince ayrıntı diyebiliriz. O yüzden dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Kitabımızda da sayfa numarası 188, 189 ve 190'ın böyle sol tarafını işleyeceğiz sizinle birlikte. Evet kitap olanlar sıkıntı yok, kitap üzerinden gidiyorsunuz. Ya da hocam bunun PDF'leri nerede? Videonun açıklama kısmına bak. Açıklama kısmında linke tıkla. Orada daha iyi da alan PDF'ini indir ve benimle birlikte derse başla. E hadi bakalım. Çok oyalanmayalım. Dersimize başlayalım. Dairede alanı öğrendik pi r kare. Dilimin alanını öğrendik pi r kare. Alfa bölü 360 diye öğrendik. Hatta dilimin alanı başka türlü nasıl bulunur? Hocam buradaki açı yoksa yay uzunluğu varsa şu yay uzunluğu x ise eğer bak yayın ölçüsü değil yay uzunluğu verilmişse aynı zamanda alan x çarpı r bölü 2 şeklinde de bulunuyor. Tamam x çarpı r bölü 2 hatta abartayım yani bu üçgenin alanı gibi taban çarpı yükseklik gibi öyle 2'ye benziyor. Ha da çok kolay. Böyle yay uzunluğundan şuraya aç, açı olarak alfa olarak yazacak olursanız buranın ölçüsünü de yazdıktan, yazdık daha sonra yine sonuca ulaşabilirsiniz. İspatı kolay olduğu için yapmıyorum. Peki şunu da söylemek lazım. Hadi bundan bahsetmişken bir de böyle bir merkezler aynı olan bir daire olduğu zaman şöyle halkasındaki şuradaki alanı bulurken nasıl bulacağız? Hocam bu üçgene benziyor ya? X çarpı Y bölü 2 ya. E o zaman burası X burası Y ise alt taban artı üst taban bak yamuğa benziyor. Bu da alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2 şeklinde bulunur. Aklınızda bulunsun. Bir ay uzunluğu verildiğinde de şu dilimin alanı bu şekilde. Buradaki parçanın halkası diyelim buna da. Halkasının alanı da bu şekilde bulunuyor. Yamuğa benzediği için akılda kalacağı için şimdiden gösterdim. Normalde daire halkasının alanını bir sonraki derse bıraktım. Ama burada da göstermek işime geldi açıkçası. Evet bu şekilde yay uzunluğu verildiğinde açıyı falan bulmanıza gerek kalmadan x çarpı r bölü 2'den alana ulaşıyorsunuz. Peki şimdi gelelim daire parçasının alanına. Buradaki yani daire kesmesi de denilebiliyor. Daireden bir parça kestiğimiz zaman işte şu kesmenin alanına. Biz neyi biliyoruz arkadaşlar? Dairede dairenin alanını biliyoruz. Ya da daire diliminin alanını biliyoruz. O yüzden böyle garip bir kesmeyle ya da daire parçasıyla karşılaştığın zaman ne biliyorsan onu elde etmeye çalışacaksın. E, dilim biliyoruz. Dilim elde edeceksin. En güzel ilk çizim. Yarı çapları çizeceksin. Yarı çapları çizince daire dilim oluştu ya. Ondan sonrasında buradaki alanı bulursun. Çünkü ben sana geçen derste öğrettim olayı. Nasıldı? Bütünsel düşünecektik. Hocam ne yapacağız? Şu dilimin alanından ne çıkartacağız? Şurayı yazayım. Dilimin alanından üçgenin alanını çıkartırsak olay bitecek. Dilimin alanı pi r kare alfa bölü 360 yazmışım buraya. Pi r kare alfa bölü 360. Eksi üçgenin alanı nedir? Hocam R çarpı R çarpı sinüs alfa bölü 2. Ya da 1 bölü 2 R kare sinüs alfa yapıyor zaten bu. Ama bunu bu şekilde ezberleme. Sen şu mantığı bil. Mantığını bilmek önemli. Ne yapacaksın? Bütünsel düşünüyorum. Dilim oluşturuyorum. Dilim alanı bildiğim için. Herhangi bir parça alanı soruldu da hemen dilimi oluştur. Ondan sonra dilimin alanından üçgenin alanı çıkartıp sonuca ulaşacaksın kardeşim. Rahat. Ha üçgenin alanında 90 olursa dik üçgen, 60 olursa eşkenar üçgen, 120 olursa da belki sinüsten kullanabilirsin ama sinüsü de kullanmadan da yine sonuca ulaşabilirsin. Üçgenin alanından dolayı yani en basiti taban çarp tabana ait yükseklik bölü 2'den. Yani şuradan bir yükseklik çizersen olay bitecektir büyük ihtimalle. Ama özel durumlara da bakmak lazım. Şimdi bu özel durumları zaten sorularda da göreceğiz büyük ihtimalle. Tamam mantık aynı bilmediğimiz bir şey yok. Şöyle bir şey var elimizde. Şu parçanın alanı isteniliyor benden. Hemen ne yapıyorum? Daire dilimi oluşturuyorum. Daire dilimi oluşturuyorum o parçaya ait. Oluşturdum şöyle. Hocam dilimin alanından üçgenin alan çıkartacağım. E, dilim alanı için bana merkez açı lazım. E, burada bir 30 verilmiş. 30 ise gördüğü yay 60. Hocam 60 ise burası da merkez açıdan dolayı 60 yaptı. Bak burası da R burası da R. Yarı çapa 6 verilmiş zaten. 6 ya 6. E, ikizkenar kenar. Tepe açısı 60 ise 180 60 çıkart. 2'ye böl. 60-60 yaptı. Yani bu bir eşken üçgen oldu. İçimiz kolay. Hiç sinüse girmeye gerek yok. Dilimin alanından pi r kare 60 bölü 360'dan neyi çıkartacaksın? Eşkenar üçgenin alanını çıkartacaksın. Eşkenar üçgenin alanında a kare kök 3 bölü 4'tü. E sıfırlar sadeleşsin 36'lar sadeleşsin 6 pi yaptı orası 36 bölü 4'ten de burası da 9 kök 3 yaptı. Cevap 6 pi eksi 9 kök 3 eşit oldu. Buradaki daire parçasının alanı yani örnek 23. Geldik örnek 24'e. Bak garip bir alan var. Hiç korkma. O garip alana ait en etkili silahınla bir daire dilimi oluşturacaksın. En etkili silahımız neydi? Yarı çap. Al sana yarı çap. Bak daire dilimi oluştu. Sonra ne yapacaksın hocam? Bu dilimin alanından şuradaki üçgenin alanını çıkartacağız. Bu kadar basit. Bu üçgenin alanı da dik üçgen olduğu için kolay. Bu arada dikdörtgende köşegen uzunluğu verilmiş. Bu köşegen uzunluğu 12 ise bu köşegen uzunluğu da 12 değil midir? Dikdörtgende köşegenler çünkü birbirine eşittir. E 12. Hocam burası da 12 olacak o zaman. E, burası 12 ise eğer 6'ya 6 oldu. Ve Pisagor bağıntısı var burada. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6'dır. Kısa bir Pisagor hatta. Bu özel üçgen çıktı. Hatta 60'ın karşısı da 6 köküç olmak zorunda. Haydi. Geri kalan iş alan işi çok kolay. Şu dilimin alanından 60'lık dilimden pi r kare 60 bölü 360'dan neyi çıkartacağım? Üçgenin alanını yani şu üçgenin alanını çıkartıyorum. O da 6 çarpı 6 kök 3 bölü 2 değil mi? Evet. Şunlar sadeleşse. Işte. 6 yaptı. 144 bölü 6. 24 yaptı. O zaman burası 24 pi eksi. 36 bölü 2'den de kaç geliyor? 18 kök 3 geldi. Evet cevap 24 pi eksi 18 kök 3 oldu. El silahla yarıçapı çiz. Yani daire dilimi oluştur. Sonra oradaki saçma sapan alanları çok rahat bir şekilde bulabiliriz. Çünkü biz bilgimiz daire dilimi biliyoruz. Bilgilerimizi yorumlayacağız burada. Geldik 25'e. Evet şimdi bak. Bak bak. Olaya bak. Bak sen. Bak sen bak sen. Olaya bak. Ne yapacağız hocam burada? Şu soruya biraz sonra mı gelsem? Yo şimdi yapayım. Dur farklı bir şey zannettim ben. Şimdi öncelikli olarak bize 6 verilmiş. 6 kök 3 verilmiş. Ay. Yayların toplamı da 180 verilmiş. Ayağlarını toplamı da 180 verilmiş. Tamam bulurum ben bunu. Şunu bulurum. Şimdi hocam burası alfa. ACB alfa dedim. Buraya beta dedim. Yalnız burada bu yayları ben demek ki kullanacağım. Bu yayla bu yayı kullanacağım arkadaş. Nasıl kullanacağım peki? Toplamı 180. E diğer ikisinin de toplamı 180. Bir işimize yarıyor mu? Yaramıyor. Bunlar yan yanayken bir işimize yaramaz mı? Yan yanayken işimize yarar. E yan yana hale getireyim. Hop şöyle 6 birimlik kirişi ben buraya getirsem. Şurası 6 birim desem. Hocam eşit girişlerin ayırdıkları yaylar neydi? Birbirine eşitti. Alfa burası da alfa olmaz mı? Olur. A alfa artı beta 180. Diğer tarafta 180 olacak. E 180 ise burası 90 derece oldu. E hocam ne güzel bir şey çıktı bak. O zaman bu bizim çapımız olmak zorunda. Çapı gören çevre açı 90 derece olur. A buradan yarı çapı da bulmuş oluruz. Hadi bakalım. Burada bir de 6 kere 6 köküç olmuş. 30-60-93 kendi yok mu burada. Evet. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı da 12'dir. E burası 12 olduğundan 6 6 oldu burası. Aynen öyle. Şimdi benden ne isteniyor? Yarı da buldum. Şu alan isteniyor. Hocam buna ait bir dilim oluşturmam lazım. Oluşturdum dilimi. E 6 ise bu da yarı 6 30 ise burası da 30. Burası da 120 mi çıktı? Evet. E o zaman olay bitti kardeşim. Ne yapacağız? Dilimin alanından. Bak 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 bak. Şuradaki dilimin alanından. Neyi çıkartacağız kardeşim? Hocam şuradaki üçgenin alanı çıkartırsak taral alanı buluruz. Dilimin alanı nedir? Hocam pi r kare 120 bölü 360 eksi üçgenin alanı nedir? Hocam 6 çarpı 6 çarpı sinüs 120 bölü 2'den çıkar ama gerek yok. Tabanın ait yüksekliği çizsem 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 olur. Burası 3 kök 3 yapar. Burası da 3 kök 3 yaptı? Evet. Tabanı 6 kök 3. 6 kök 3 çarpı yüksekliği de 3 olduğundan dolayı 6 kök 3 çarpı 3 bölü 2 de üçgenin alanıdır. Hocam sıfırlar sadelesin 36'lar sadelesin 12 pi eksi 18 bölü 2'den de 9 kök 3 geldi burada. Evet cevabımız 12 pi eksi 9 kök 3 oldu. Zor mu? Değil. Sadece sorunun başlangıcında ayrı gayrı yerlerde 6 kök 3'e 6 vardı. Ne yaptım ben orada? Ya hocam alfa ile beta'nın toplamı 180 verilmiş. Yan yana olsa işime yarar dedim. 6 birimlik kirişi sadece buraya aldım. Alınca da alfa beta yan yana geldi. 180, 180, 90, çapı gören çevre açı 90. Bu mantığı da bilin. Vallahi sınavda ben olsam yani girdiğimiz şeylere bağlı tabii ki sınıf şey sınıflara da bağlı. Bazı bazı tür sınıflarda böyle bir soruda sorabilirim. Haberiniz olsun. Haberiniz olsun. Evet geldik örnek 26'ya. E şimdi arkadaş burada ne verilmiş? BED yayı şurası 150 olarak verilmiş. Burada bir dış açı var. E o zaman ben buraya bir A dersem 150 eksi A bölü 2 30 eşit miydi dış açı? Gördüğü yayların farklarının yarısıydı. O zaman buradan 150 eksi A eşittir. Kaç yaptı? 60 yaptı. A'yı da böyle 90 mu bulduk? Evet. A 90 çıktı. E hocam burada merkez açı 90 ise burası da 90 derece yaptı. Şimdi ne yapacağız? Bu dilimin alanından üçgenin alanını çıkartırsam olay bitti. Dilim 90 derece olduğu için çeyrek dilim. Yani pi r kare bölü 4. Ya da 90 bölü 360'da yazabilirsin. Eksi Üçgenin alanında dik üçgen olduğu için 4 çarpı 4 bölü 2 dik kenarlar çarpımının yarısı diyebilir. Evet bu 4 pi yaptı. Eksi 16 bölü 2'den 8 yaptı. Cevabımız 4 pi eksi 8 şeklinde çıktı. Örnek 26'da. Geldik örnek 27'ye. Şekilde verilen o merkezli kartonun yarı çapı 4 santimetre olarak verilmiş. Ve burada 4 kökkelik bir kiliş alınmış. Bunun alalım mı istemiyor? Dur bakalım. Şimdi BC 4 kökü santimetre gibi kirişlerinden kaç tanesi ile kesilip çıkartılan parçalardan sonra kalan alan 4 pi artı 24 olur diye soruluyor. İlk önce şu parçayı bulayım. Ne yapacağız? Hocam en etkili silahımız. Hop yarıçap çap. Hop yarı çap. Bir daire dilimi oluşturduk. Hocam burası 4. Burası da 4. Ve buradaki 4'lerden dolayı ne geldi? 4 4 4 kökü 90 derece oldu. O zaman bu alan belli. Dilimin alanından pi r kare bölü 4. Çeyrek daire ya da 90 bölü 360. Eksi Üçgenin alanı o da dik üçgen olduğu için 4 çarpı 4 bölü 2. Yani 4 pi eksi 16 bölü 2'den 8 mi yapar burası? Evet şu alanı buldum. Şimdi benden dinliyor ki tüm alandan şu parçaları çıkartacağım böyle x tane parçayı çıkartacağım. O zaman tüm alanı yazayım. Tüm alandan x tane 4 pi eksi 8'i çıkarttığımız zaman bu kaça eşit olsun diyor bize. 4 pi artı 24'e eşit olsun diyor bize. Tüm alan ne? Pi r kare hocam. Şurayı yazıyorum. Pi r kare. Yani 4'ün karesi. 4'ün karesi. Eksi. X tane 4 pi eksi 8. Bu x çarpı 4 pi eksi 8. Yani burada kalsın mı diye bakıyorum şöyle. 4 pi eksi 8 kalmasın dağıtayım. 4, 4 pi x yapıyor orası. 4 pi x artı 8 x yaptı. Eşittir 4 pi artı 24 yaptı buradan. 16 pi'yi öbür tarafa attınca eksi 12 16 pi eksi 12 p artı 24 yaptı burası. Burada da eksi 4 pi artı 8 x yaptı. Şuradan eksi 4 x parantezini alalım. Eksi 4 x parantezini aldığım zaman pi pardon evet pardon eksi 4 değil de artı 4 x parantezini alalım. Eksi pi artı 2 kaldı burada. Hocam burada da 12 parantezini alalım. 12 parantezini alınca da eksi pi artı 2 kaldı burada. Evet. Şunlar birbirini götürdü. 4x eşittir 12'den. X'i de böylelikle kaç bulduk? 3 bulduk. Demek ki ben 3 tane parçaya çıkartırsam kalan alan 4 pi artı 24 oluyormuş. Güzel soru. 27. soru. 3 çıktı. Geldik 28'e. Yukarıdaki şekilde O merkezi çemberin yarıçapı çapı 5 cm. Yay uzunlukları da verilmiş. Aa şurası ve şurası verilmiş bize. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Taralı alan nedir? Arkadaşlar taralı alan. Yay uzunluğu verildiği zaman neydi? Ya y uzunluğu verildiği zaman ya şunların toplamı verilmiş aslında. Şuraya x diyelim şuraya y diyelim. Aslında y uzunluğu verildiği zaman burası x çarpı r bölü 2 değil miydi? Burası da y çarpı 5 bölü 2 değil midir direkt? Evet yay uzunluğu çarpı yarı çap bölü 2 bana burayı veriyor üçgen alan gibi. Y çarpı 5 bölü 2 de burası. Yani toplam alan e, x çarpı 5 bölü 2 artı y, y çarpı 5 bölü 2 yaptı. Yani buradan 5 bölü 2 parantezini alınca x artı y yapıyor. Zaten x artı y'yi kaç vermiş bize? şuraya ben x demiştim pardon. Y artı x'i 2 pi vermişti. Bunun yerine 2 pi yazarsam 5 bölü 2 ile 2 pi'yi çarptığım zaman cevap kaç yapıyor? 5 pi yapıyor kendiliğinden çıktı. Örnek 28. 5 pi'ye geldik örnek 29'a. Şimdi burada da yay uzunluğuyla alakalı bir şey var yine. Yay uzunluğunu kullanacağım. Buradaki yay uzunluğuna ben x dersem. Neredeki yay uzunluğu? AB. AB yay uzunluğuna x dersem. PA uzunluğu da 2x'miş. Burası da 2x'miş. Eyvallah. Şimdi S1 bölü S2 oranı nedir diye soruluyor. Arkadaş ben S1'i bulabilirim. S1 dediğimiz şey nedir? Yay uzunluğu belliyken x çarpı r bölü 2 değil midir? Evet. S2 uzunluğu belli midir? S2 uzunluğu da bellidir. Pardon S2 belli değil ama S1 artı S2 bellidir. S1 artı S2, S1 artı S2 dik üçgenin alanı değil mi? Aynen öyle. O da ne eşittir? R çarpı 2x bölü 2'ye eşit değil midir? Evet. Yani bu da R çarpı x eşit oldu. E arkadaş gel burada S1 yerine x R bölü 2 yaz. Burada x r bölü 2 yazarsam artı s 2 eşittir ee, x r olduğu. O zaman s 2 alanında x r bölü 2 eşit oldu. x r eksi x r bölü 2'den dolayı. Evet o da x r bölü 2 oldu. S1 bölü s 2 isteniyor bizden. S1 x r bölü 2. S2 de x r bölü 2. E ee, ne yaptı cevap? 1 yaptı. Örnek 29 bölükle 1 oldu. Geldik şuraya. Arkadaş lütfen buraya dikkat. Alan taşıma mı diyelim. Evet alan taşıma. Alan taşıma diyeceğimiz bir yöntem bir teknik göstereceğiz şimdi size. Arkadaşım biz bir şöyle şunu biliyoruz. Bir dairede ya da bir çemberde eşit kirişlerin ayırdıkları yayların ne olduğunu biliyoruz biz. Yaylar eşit oluyordu. Hocam bu yaylar eşit. Aynı zamanda bir dairede eşit kirişlerin ayırdıkları alanlar da birbirine eşit diyebiliriz. Böyle ayrı gayri yerlerde alan toplamı sorulduğunda alanları yan yana getirmek için yaptığımız hamledir bu. O yüzden buna dikkat et. Eşit kirişler. Hatta ve hatta sonuç sana şunu söyleyeyim. Ben bir tane daha böyle eş daire çizersem. Bak büyük bir dairede de şu kadarlık kiriş aldıysam. Şuradaki alanla burada kalan birbirine eşit değil. Bunlar farklı. Ben aynı daireden bahsediyorum. Aynı dairedeki eşit kirişlerin ayıtları alanlar birbirine eşittir. Ya da bu iki daire eşse eğer Burada da ben bir tane şöyle bir parça aldıysam ve çift çizilip bir parçaysa buradaki alanda yine ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. Tamam eş daireler için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Hatta ben sana şunu söyleyeyim bak direkt biraz daha abartayım olayı. İki tane eş daireyi şöyle şey yapsam. Ve adamlar bize şöyle şuranın çevresini hilalin çevresini sorarlar şeyi sorarlar dikkat et bak. Hem çevrede hem de şeyde de karşımıza geliyor bu. Alanda da karşımıza geliyor bu. Ee, burada şu, şuna dikkat etmen gerekiyor. Bu alan değil de şuradaki alanı sorduklarında hemen şunu çizersin. Buradaki alanla buradaki kalan birbirinin tıpkısının aynısıdır. Ne zaman? Bunlar birbirine eşse. Niye? Ayrı ayrı düşün. Bu daireyi ayırdın. Hocam burası çizgilik kiriş. Bu çizgilik giriş diyeyim. Bu daireyi de ayırdım. Hocam burası da çizgilik kiriş. E, de işte eş daire ise eşit kirişlerin ayrıldıkları alanlar birbirine eşit olmak zorunda. Oradan geliyor. Bak gördün. Tamam senden buranın alan istenilirse hemen ne yaparsın? Bir daire dilim oluşturursun. A'yı bulursun. Sonra 2 A'yı da sonuca ulaşırsın. Tamam. Evet bu da önemliydi. Burada hemen örnek 30'a bakalım. Ayrı gayri yerlerde alanlar toplamı sorulduğunda alan taşıyacağız. Ya böyle daire parçasını başka bir yere taşıyacağız. Ya da üçgensel parçayı başka bir yere taşıyacağız. ABCD karesi verilmiş. Karede şunlar birbirine eşit değil mi? Evet. Eşit girişler ayrı gayri yerlerde alan var. O yüzden sen şu alanı iptal edip Şuraya taşıyabilirsin. Çünkü eşit girişlerin ayıtları alanlar birbirine eşitti. Sonuçta bizden A ile B alanının toplamı isteniyor. B'yi iptal ettim. Buraya koydum. E, A artı B ne oldu Bu daire dilimin alanı oldu. Yan yana geldi. İşte yan yana getirmeye çalışacağız. Bu arada bu bir kare olduğu için burası da e, yarı çap, yarı çap. E, burası köşegenlerin kesim noktası yapıyor yine aynı zamanda. Değil mi? O zaman burası 90 derece olacak. Çünkü yarı çapı çiz, yarı çapı çiz. Bunlar birbirine şöyle eşit olduğundan dolayı Köşegenlerde dik kesiyor ya ondan dolayı burası ya da çevrel çember olduğu için tam merkezi karenin köşegenlerinin kesim noktasıdır zaten. Oradan da diyebiliriz. 90 derece o zaman A artı B alanını bulabiliriz. Taralı alan neye eşit olacak? Şu A artı B alanına eşit oldu. A artı B alanına eşit oldu. O da e, yarı çap belli mi? Ali Bey uzunluğunu 8 vermiş. 8 ise burası 4 kökü. 4 kökü değil mi? Köküye bölünmüş hali. Evet. Yarı çapta 4 kökü çıktı ya. Pi 4 kökünün karesi çarpı 90 bölü 360 diyebiliriz ya da direkt bölü 4 mi diyebiliriz? Evet bölü 4 diyebiliriz çünkü çeyrek daire olduğu için. O zaman 16, 32, 32 4'e bölsem 8 mi yapıyor? Evet cevap 8 pi oldu. Örnek 30 da. Geldik 31'e. ADC 60 derece verilmiş. E arkadaş 60 derece bu yarı çap bu yarı çap bu da yarı çap değil mi? Hocam bu da yarı çap bu da yarı çap. Şimdi bak dikkat et hocam şu alanı iptal et. buraya mı taşısam? Hayır. Kirişler eşit değil. O zaman böyle parçayı taşıyamıyorsan ne yapacaksın o zaman? Üçgeni taşımaya çalışacaksın. Benden ne isteniyor? A artı B alanı isteniyor. Bu arada ben buna direkt niye eşkenar dedim? Dur bakayım ya ezbere hemen kafadan söylemişim ben bunu. Hocam ya kafadan yaparak söylemişim söylemeden geçtim. Şimdi bu yarı çap bu yarı çap değil mi? Evet 60 ise bak burası da 60 oldu. 60 60'tan dolayı burası da 60 oldu. Ondan dolayı geldi. E eşkenar çıktı. Burası da çizgi oldu mu? Oldu. Şimdi ne yapacağız arkadaş burada? E hocam A artı B'yi bulmaya çalışacağım. A çizgideki alan A ise üçgeni dağıtıyorum. Çizgideki alan yine A değil midir? Evet. Çizgideki A ise çizgideki yine A'dır. Şimdi bu 60'ı kullanmam lazım. 60, 60, 60. E burası da 120 derece değil mi? Evet. A artı B ne yaptı o zaman? 120'lik dilim yaptı arkadaş. 120'lik dilim burası. Yani senden A artı B isteniyordu. Şu alanı iptal ettim. Buraya taşıdın. A artı B böyle geldi. 120'lik dilim oldu burada. E o zaman hadi bakalım. 120'lik dilim. Pi. Yarı da bu arada kaç çıktı? Neresi 6 verilmişti? AD 6 verilmişti. Eşkenardan dolayı burası da 6 oldu ya. Yarı çap 6 oldu. Pi 6'nın karesi. 120 bölü 360 bana sonucu verir. Sıfırlar 36'lar sadeleşir. Cevap da 12 pi yapar mı? Yapar. 31. soruyu 12 pi olduk. Güzel bir soruydu. Geldik 32'ye. Bak bu da güzel bir soru. Tarallı alanlar toplamı nedir diye soruluyor. B noktasında çembere teğet. AB ile BC birbirine eşit verilmiş. AB ile BC birbirine eşit verilmiş. Şimdi burada ne var? Yarım çember. Yarım çember olduğunda şunun çap olmasını unutma. Çok kullanıyoruz bunu. Çapı gören çevre açı hop 90 dereceyi oluştur. Hocam çapı gören çevre açı 90 derece. Bu arada tam teğet noktası olduğu için burası da 90 derece değil mi? Evet. Bak x dik üçgen. Hocam burası 45. Burası da 45 oldu mu? Oldu. 45, 90, 45. E 45, 90 ise bak burası da 45 oldu. Burası da 45 oldu. Ayrı gayri yerlerdeki alanlar toplamı var. O zaman burası A alanı, burası bir alan diyecek olursam alanları yan yana getirmeye çalışacağım. E, hocam ne yapacağım? Bu parçayı getiremem. Daire parçasını getirebilirim. Şu alan acaba buraya geliyor mu? Gelir tabii ki. Niye? 45 45 90 üçgeni. Şu parçayla şu parça eşit ya. O zaman bu alanı iptal ettin. Buraya mı eşit oldu? Evet. Olay bitti. A artı B'lik şu üçgenin alanı oldu. Bu arada burası 4 ise burası da 4. Toplam 8 yaptı burası. Benden bu üçgenin alanı isteniliyor. Şimdi 90'ın karşısı 8 ise 8 bölü kök giden burası 4 kök ki. Burası da 4 kök ki yapar. O zaman A artı B alanı ne yaptı? A artı B alanı neye eşit oldu o zaman? Şuradaki dik üçgenin alanı 4 kök 2 çarpı 4 kök 2 bölü 2'ye eşit oldu. Şunlar sadeleşti. Cevap da böylelikle 16 yaptı. Sınavınızda bununla alakalı böyle alan taşıma ile ilgili soru mutlaka gelecek kardeşim. Ya ben %100 sorarım. Bilmiyorum ben öğretmen olsam %100 böyle alan taşıma ile ilgili bir soru sorarım. Ya bu soru ya alttaki soru ya ne bileyim şu soru ya bu soru bu taşımalar gerçekten önemli. O yüzden buraya dikkat edin. Ama klasiktir. Bu soru ve bu soru hemen hemen her zaman her yerde defterinizde de bulunacaktır büyük ihtimalle. E, o yüzden lütfen bu sorulara dikkat edin. Geldik örnek 33'e. ABCD karesi verilmiş. Bak yarım çember verilmiş ya. Çap çap çap. Çapı gören çevre açı. Hop hop. Hocam aynı zamanda bak o merkezli de. Merkezi burası. Tamam. O merkezi bir çember yayı çizilmemiş maalesef. Tamam. Şunu çizdim. Ee, hocam, hocam şunu da şöyle çizsem. Çapı gören çevre açı 90 derece burada. Hocam bunu da çizsem. Şurada da çapı gören çevre açı 90 derece. Hocam çapı gören, çapı gören, çapı gören, çapı gören. Aa bu bir kareydi. O zaman 90-90 oldu. Doğrusal oldu. 90-90 oldu. Doğrusal oldu. Karede köşegenler dik kesiyor. O yüzden bunlar köşegen oldu. Köşegenler de birbirine eşit değil mi? Evet. Ayrı gayri yerlerde alanlar var alanları ne yapacağız? Yan yana getireceğiz. Şu alanı iptal edeyim kardeşim. Şu alanı iptal edip nereye taşıyayım? Hocam şuradaki boşluklardan bir yere taşıyacağım. Bu alanı iptal edip bu çemberde bak yarı çapı A A yarı çapı A değil mi burası? Yarı çapı A olan bu aynı çemberden bahsedeyim. çizidik kiriş buradaki alansa çizidik kiriş burada kalan değil midir? Evet. Bunu iptal ettim buraya taşıdım. Sonra buradaki çemberde yine yarı çapı A A değil mi? Eş kirişlerde de aynı şeyi yapabiliriz. Yarı A olan kirişte çizgilik kiriş. Bunu da iptal ettim. Onu da siyahla göstereyim. Bunu da iptal ettim. Nereye taşıdım onu da? Çizgilik kiriş buraya taşıdım. O zaman taralı alanlarda bunlar bunlar iptal. Burası artı burası artı burası. Yani ne oldu komple? Hocam şu üçgenin alanı oldu. E o zaman bu üçgen alanı da buluruz. Bu arada AB'yi 8 vermiş. AB'yi 8 vermiş. AA burası 8. 8 ikizkenar dik üçgen ya. 8 bölü kök giden 4 kök oldu burası. Burası da 4 kökki oldu. E o zaman ne olacak arkadaş? İkiz kenar dik üçgen. 4 kök 2 çarpı 4 kök 2 bölü 2. Taralı alanlar toplamı üçgenin alanı. Kök ile kök 2 çarpı 2. 4 kere 4 de 16. Yaptı mı? Yaptı. Bu da çok güzel bir soru. Dediğim gibi ben parça alan parçasıyla ilgili bu şekilde alan taşıma ile ilgili soru yani %99 ihtimaliyle sorarım. Bence diğer hocalar da bu şekilde düşünüyordur yani bu okul ayrımı yapmaksızın sorarım çünkü ben bununla ilgili soruları okulda böyle veririm alan taşıma alan ee, alan taşıma evet ya da alan dağıtma ile ilgili alan dağıtma da diyebilirsiniz önemli sorulardı güzel sorulardı ve güzel şeyler öğrendik yine ve böylelikle bu kısmı da bitirmiş bulunuyoruz daire halkasında bir sonraki videoyu bırakalım o zaman diyoruz bir sonraki dersimizde daire halkası ve kalan yerler Kalan yerler ne? Böyle garip garip yerler kalmış. Genelde alka ile ilgili bir de benzerlikle alakalı bir şey göstereceğiz size. O zaman bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.